Selamlar herkese, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda Arbitrum tarafında Gaming Hibe programına beraber başvuru yapacağız ve bunu adım adım yapacağız. Biliyorsunuz önceki videolarda Arbitrum'la ilgili her şeyi neredeyse anlattık. Hibe programlarını da detaylı inceledik ve artık bir hibe programına da beraber başvuralım. Örnek bir başvuru beraber yapalım ve nelere dikkat etmemiz gerektiğini sizler de görün istiyorum. Çünkü bu alanda biz daha önce grant aldık. Arbitrum'dan grant aldığımız için de birçok detaya biraz daha hakimiz. Onun için ben sizlere buradaki ince noktaları, tüm detayları bu videolarda vermeye çalışacağım. Bu video serisi tam 5 video olarak sürecek ve buradaki video tamamen örnek olacak. Hayalden bir oyun yaratacağım. Burada yapay zekadan da yararlanacağım başvuruyu yaparken. Ama burada önemli olan nokta nelere dikkat ettiğimiz. Yani gerçek bir başvuru olmayacak. Sizlere nelere dikkat ettiğinizi gösterebilmek için bu başvuruyu sizlerle paylaşmak istedim. Başvuruya geçmeden önce burada hibe programının detaylarına bir bakalım yine. Bunu sıfırdan ben başvuracağımı düşünün. Bir programa ben sıfırdan gaming tarafına bir programa başvuracağım. Bunu hayal ederek, bunu düşünerek sizler için bu videoları hazırlıyorum. Girdim Arbitrum Gaming programını. Diyelim açık şu an. Zaten açılacak yakında bir programda. Ne yaparım? Girerim. Program detaylarına girdim. Program detaylarına girdikten sonra burada bakarım. Kriterler neler? Yani bu program neleri istiyor bizden? Hangi projelere hibe vermek istiyor bu program? Önce bunu anlamaya çalışayım. Ne diyor işte? Burada anlatıyor Arbitrum tarafı. Geçtiğimiz 6 ayda gaming tarafı çok büyüdü. Stüdyolar, protokoller, şunlar bunlar. Şimdi kriterler diyor. Grant alabilecek potansiyeli olan başvurular neler? Eğer bir içerik üreticisiniz, Web3 Gaming'de bir içerik üreticisi olarak yer alıyorsanız alabilirsiniz. Bir marketing ajansıysanız başvurabilirsiniz diyor. Bir protokol, bir proje geliştiriyorsanız bu alanda alabilirsiniz diyor. Bir oyun yayınlayan bir stüdyoysanız, bir oyun geliştiren bir projeyseniz alabilirsiniz diyor. Event, turnuva, oyun tarafında bir şeyler planlıyorsanız yine alabilme olasılığınız var diyor. Bunun dışında Arbitrum Gaming'in daha çok kişinin fark etmesini sağlayacak herhangi bir aktivite, bir planınız varsa, bir projeniz varsa almanız mümkün diyor. Buna göre de başvurabilirsiniz diyor. Burada da template vermiş. Template'e de birazdan geçeceğiz. Peki nasıl değerlendiriyor bu proposal'ı? Buna da bakalım beraber. Ne diyor? Bu proposal'la birlikte 25 bin dolara kadar bir başvuru yapabilirsiniz. Bu yalnızca ilk aşama tarafından değerlendiriliyor ve kabul alırsanız size işte 10 bin dolar başvurdunuz, kabul aldınız, 10 bin dolar hibeniz veriliyor. Ama 25 bin doların üstünde bir hibe isterseniz, bir grant isterseniz projeniz kapsamında, projeniz iki değerlendirmeye gidecek. İlk değerlendirme yapılacak ve ikinci üst aşamada da daha detaylı bir değerlendirme yapılacak. Yani burada iki farklı aslında başvuru süreci var. 25 bin dolar altı başvurular için farklı, 25 bin dolar üstü başvurular için farklı şekilde. Yani kısacası 25 bin dolar üstü isteyen projeler çok daha sıkı değerlendirilecek diye ben düşündüm. Burada değerlendirilecek 5 farklı konu var ve bunların her biri için de size 5 üzerinden puan verilecek. Ve aslında buradan aldığınız puanların toplamına göre değerlendireceksiniz. Bakın zaten projelerde öyle değerlendirilmiş. Şimdi mesela accept olan bir projeye bakalım. Bakın burada toplam 20 üstünden 17 puan almış proje. Team olarak 5'ten 3. Burada hani en az ne kadar olduğunu söylemiyorlar ama belli bir puan altında kalırsanız alamazsınız tabii ki. Fikirden 5 üstünden 4 almışlar. Ekosistemle uyumundan 5 üstünden 5. Plan tarafında da 5 üstünden 5 almışlar. Yani bunlar önemli. Onun için biz de proje başvurumuzu hazırlarken bunları düşüneceğiz. Yani benim takımım ne kadar iyi ise 5 üstten puan alacağım. Bunu iyi yapmam lazım. İşte burada fikrim ne kadar iyi, ne kadar etkili olur. KPI'larım ne kadar iyi? Burada da bunu yapmam lazım. Birazdan zaten detaylarını bahsedeceğim. Projem ne kadar ilişkili? Yani gaming ekosistemi ve Arbitrum'la ne kadar ilişkili? Gerçekten buraya katkı sağlayacak mı? Bu noktada da iyi plan yapmamız lazım. Projeyi yapıyorum. Gerçi hayal mi kuruyorum? Gerçekten benim bu sunduğum projenin başarılı olabilme ihtimali var mı? Bu noktada da iyi bir şey yapmam lazım. Bunun dışında planlamayı da, zaman planlamasını da çok iyi yapmam lazım. Bakın burada diyor en az 3 farklı aşamadan oluşmalı proje teklifiniz diyor. Yani işte toplam 6 ay sürecek mesela. 2-2-2 6 aylık bir plan. 3 aşamadan oluşan, 2'şer aydan oluşan bir plan yapmanız lazım. Ve maksimum da 6 ay sürmeli projeniz başlangıcından itibaren diye burada söylüyor. Şimdi burada da bir taslak da vermişler size. Yani başvururken bu taslağa uymak lazım. Zaten form tarafını da sizler için zaten oluşturdum. Bu template'in zaten dediğim gibi başvururken biz de bu template'i kuracağız. Yani buradaki aslında bu template'te bir sürü soru var.
beraber bu soruların hepsini gelecek videolarda beraber tek tek cevaplayacağız. Ama şu an genel olarak bu videoyu izlemeniz önemli ki kafanızda net olsun. Yani şimdi az önce dediğimiz gibi değerlendirirken bunlara göre puan veriyorlar size. Ama bu puanlamayı yaparken de buradaki sizin paylaştığınız soruların cevaplarına bakarak yapıyorlar. Ve bu template kullanmanız lazım. İlk taraf işte başvuranın bilgileri, işte isim, proje ismi, proje açıklaması, proje linkleri. Burada önceki videoda da bahsettiğim gibi kontak olarak genelde bu alanda DC veya Telegram kullanıyor. Onun için bunlardan birini mutlaka iletişim bilgisi olarak vermeniz lazım. Yine Twitter'ınız, e-mailiniz, çünkü Web3'te Twitter çok önemli. LinkedIn'iniz ve şunu da cevaplamanızı istiyorlar. Burada size hibeyi veriyorlar. Verdiklerinde kimliğinizi doğrulamanız. Çünkü sen başvuruyorsun ama belki de başkası adına başvurdun. Bunu bilemezler. Onun için online bir kimlik doğrulama sistemi var. Bunu kabul edip etmeyeceğinizde de size baştan soruyorlar. Paranın geleceği, cüzdan adresini de istiyorlar. Bunların hepsini zaten cevaplandıracağım. Sonra bir team ve project information kısmı var. Burada da projenin daha detaylı açıklamaları, ekibin tecrübeleri, ekipte kimler var, ekip gerekli yetkinlikte mi, projeniz Arbitrum'a ne sağlıyor, hedef kitleniz kimler, rakip projeler var mı sizin yaptığınızı yapan, daha önce bir yerden hibe aldınız mı, bu tarz soruların hepsinin cevabını da burada vermenizi istiyor. Üçüncü tarafta ise grant'i neden istediğinize dair grant tarafındaki planınızla ilgili detaylı sorular var burada. Grant'e başvurduğunuz zaman buradaki fikir, proje ne, bize bundan bahseder misiniz, bu projeyi nasıl uygulayacaksınız, bunu istiyorlar detaylarını. Bu projeyi sundunuz bize, bu kadar para istiyorsunuz, bunun karşılığında neler teslim edeceksiniz? Örneğin projem 3 ay sonra MVP aşamasına gelecek veya projem 6 ay sonra bunun sayesinde 50 bin kullanıcıya ulaşacak gibi gibi. Veya işte içerik üreticisiniz, şu kadar 1 milyon kişiye ulaşacağım gibi şeyler yapmanız lazım. Bütçe dökümü, yani parayı nereye harcayacaksınız, ne kadar nereye gidecek, neden bu paraya ihtiyacınız var? Detaylı bir döküm zaten burada sizlere, bir ben de Excel paylaşacağım örnek. Bu Excel'e de erişebileceksiniz. Burada 3 tane aşamaya ayırıyorsanız 3 aşama, her aşama için ne kadar para istediniz? Çünkü aşama aşama para veriliyor. Hedeflere ulaştıkça ödemeleriniz yapılıyor. Proje Arbitrum'a ne katkısı olacak? Biz bunu nasıl ölçeceğiz? Gibi gibi sorular var. Ve son tarafında da gaming tarafıyla ilgili sorular var. Daha önce hani ne gibi bu alanda tecrübeleriniz var üzerine? Veya işte bu alanda ne gibi partnerleriniz var? Veya işte gelecekte partner olmak istediğiniz kimler var gibi birçok sorular var. Ve bu soruların hepsini de cevaplandırıyor olacağız. Gelecek videoda dediğim gibi bu özellikle İlk iki kısmı gelecek videoda detaylı olarak cevaplandıracağız ve sonraki videolarda da bir sonraki kısımları beraber inceleyeceğiz ve başvuru yapacaksanız mutlaka bir Questbook hesabınız da olmalı. Onun için bir Questbook hesabı da mutlaka açmanız gerekiyor. Çünkü buradan giriş yapıp cevapları bu platform üstünden verip gönderiyoruz diyeyim ve bu videoyu da çok uzatmadan burada noktalayayım. Gelecek videoda artık bir hayali projemizde bir başvuru yapacağız ve tüm noktaları sizlere belirteceğim. Sorularınız varsa mutlaka yine yorumlara yazın. Sorulara da mutlaka bakıyor olacağım ve gelecek videoda da diğer detaylardan bahsedeceğim. Umarım bu videoda sizler için faydalı olmuştur diyeyim. Gelecek videoda görüşmek üzere.